Zor bir soru. Anlam yaratmak, işle ilgili anlam yaratmak. Tabii bununla ilgili ilk başta işi seveceğiz. İşe sahip çıkacağız. İşle ilgili bir şeyler yapacağız. Peki şu soruyu sorabilirsiniz. Eğer işi sevmiyorsam ne yapacağım? O zaman işle ilgili en azından sevdiğimiz bir noktaları bulup kendimizle onu birleştirmeye çalışacağız. Yoksa gerçekten o işle ilgili bir anlam yaratamayabiliriz. Peki başka neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde bence hedefler koyabiliriz. Kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli işimizle ilgili bir takım hedefler koyarak işimizle ilgili bir takım anlam yaratabiliriz. Ama bunu yaparken de şunu ihmal etmeyeceğiz. Ben ne istiyorum? Hayatla ilgili benim beklentim nedir? Evet, işimle ilgili bir takım beklentiler var, bu tarafta duruyor ama bir de hayatla ilgili bir takım beklentiler var. Bunu ikisini birleştireceğimiz bir hedefler grubu yaratmak bence işte anlam yaratabilir diye düşünüyorum. Üçüncü olarak da işte nasıl anlam yaratabilirim baktığın zaman da etrafımızla bütünleştirici bir çevre yaratmamız gerekiyor. Yani iş arkadaşlarımıza, yöneticilerimize, işte bizde çalışan insanlarla anlamlı bir çevre yaratmak da bize işte anlam yaratıyor. Fakat özel hayatı da unutmamak gerekiyor. İşte anlam yaratmanın en önemli konularından birisi de özel yaşantımıza da anlam yaratarak, özel yaşantımıza da iş yaşamını bütünleştirerek yaşamak da var.